Gereğini yapacağım ben kaptan. Ama kimseye bir şey söylemek yok ha. Pınar'a bile. Tamam mı? Tamam. Beyler. Selam. Niye bir şey söylemedin kaptan? Artık bir şey söylemeyeceğim. Yapacağım kaptan. Bahar kredisini çoktan açtı çünkü. Doğuş, sen içeride ödevini yap, sonra birlikte göz atarız, tamam mı tatlım? Tamam Gülsün anne. Pınar, sor. Ne o? Cin çarpmışa döndünüz ikiniz de. Hala, yani o kim diye soracağımızı biliyorsun herhalde. Halam anlatmak istiyorsa anlatır zaten tamam. Pınar. Size tabii ki anlatacağım. Ben zaten bu konuyu Mehmet'le konuşmak istiyordum. Çocuklar. Yardımınıza ihtiyacım var benim. Tabii ki Allah, ne demek? Sen önce bir anlat da. Ya ne? Sen ne kadar meraklısın ya. Tamam ya. Evet hala. Kim o yakışıklı adam? Ateşiniz düşmüş. Birazdan size bir iğne daha yapacaklar. Sonra yine uğrayacağım. Müsaadenizle. Kader kızım. Ne olur böyle yapma. Şu an çok işim var. Ne olur beni dinle. Sana her şeyi anlatmaya geldim Kader. Yeter ki dinle beni. Sonra istemezsen bir daha hiç karşına çıkmam. Bence en yakın zamanda tanıştıralım. Zaten daha fazla bu sırrı saklayabilecek durumda değilim. Canım ya. Hala, sen aşık mısın ona? Ay Pınar, yeter. Ahiret sorusuna çektin kadını ya. Ne yapayım, merak ediyorum. Çocuklar, ben galiba hayatımda ilk kez aşık oldum. Ne güzel ya. Adam da yakışıklı şimdi ama. Bir akşam birlikte yemek yiyelim mi konuştuğumuz gibi? Vallahi çok güzel olur. Tamam. Onur çok sevinir eminim de kendini hazırla alacım. Mehmet buna biraz tepki verebilir. Yani zamanlama açısından. Biliyorum. Şu boşanma bir sonuçlansa. Belki babamı bile zamanla ikna edebilirim diye düşünüyorum. İnşallah alacığım. Ne bileyim, seni böyle mutlu görünce o da yumuşar belki. Sen kocanı hallet. O bulur dedem yumuşak tarafını. Deden öldükten sonra babaannen rahatsızlandı. Çok düşkündüler birbirlerine. Baban da annesine. Osman'ı çok yaraladı annesinin hastalığı. Sonra bir sabah Osman'ın kollarında öldü. O günden sonra çok değişti Osman. Günlerce konuşmadı benimle, içine kapandı. Bir gece kavga ettik. İlk defa bana vurdu. Sonrası da geldi. Dayanılmaz bir hal almaya başladı. Bir gece içip içip geldi Osman. Öldüresiye dövdü beni, hiç nedensiz. Ben de o gece kaçtım evden. Herkes bir adamla kaçtığımı sandı. Ama hiç kimse için değil, kendim için kaçtım. Buraya mı geldin? Evet canım. Çok zor günler yaşadım. Çok sıkıntı çektim. Çok pişman oldum. Sensiz yaşamak çok zordu. Bensiz nasıl büyüdün, nasıl bir insan oldun? Hep seni düşündüm kızım, inan. Şimdi bana bir fırsat ver ne olur. Kızımı tanımak, ona dokunmak istiyorum. Benim çocukken bir anneye ihtiyacım vardı. Şimdi değil. Biliyorum kızım, biliyorum. Yapma böyle. Sen de beni anla anne. Ne olur bu akşam birlikte yemek yiyelim. Bu gecelik de olsa bunu esirgeme benden. İsterdim ama olmaz. Bugün Mehmet Fikri amcanın oğluyla karısının ölüm yıldönümü. Akşam yemeklerine gitmezsem çok ayıp olur. Ali ile Nur'un mu? Evet, tanıyor muydun onları? Tabii ki. Ne insanlardı onlar. Ama işte insan öyle şeyler yaşıyor ki intihar edecek durumlara geliyor. İntihar mı? Onlar kazayla ölmedi mi? Şadoğlu ailesi hala iyi sır saklıyor demek. İşini nasıl yaptığına dair söyleyecek sözüm yok. Ama Defne'nin sorunları bitmedi gitti evladım. Bugün kalkmış annesine dikleniyor. Merhabalar. Merhaba oğlum.
Dede, bizim kaçaklar yola çıkmışlar. Neredeyse gelirler. Gülsün de geliyor muymuş oğlum? Maalesef dede. Halamın bir işi varmış. Gel kaptan. Gel bak sana ne göstereceğim. Demek kararı bu yönde. Seher, bana içecek bir şeyler getir çocuğum. Peki efendim. Daha çarpıcı fikirler bulmamız lazım. Bence manken kullanalım. Şu sıralar en güncel olan kim? Olabilir. Düşünelim. Ama hızlı. Arkadaşlar bakın. Bu akşam buradan iyi bir fikir çıkmak zorunda. Kimseye yenildiler, geri çekildiler dedirtmememiz lazım. Bizim işimiz iyi. Tamam mı? Sadece onu tanıtmaya ihtiyacımız var. Anlaşıldı mı? Vallahi ben şoke olmadım desem yalan olur. Ben de. Bir de dedemi düşün. Ben de enişteme kızacağına niye ağlama kızıyor diyorum. Gerçi doğuş olayı da var ama. Ay ne kadar zor bir durum ya. Ya. Tam çocuğa alışmışken. İşe bak ya. Bence halam hayatta vazgeçmez doğuştan. Vallahi bence de vazgeçmez. Tabii bu da kıyametler kopacak demektir. Efendim yenge. Gümüş neredesin? Ne oldu? Eve gitmek üzereyim. Tanıtım için yeni bir fikir bulduk. Hemen sana göstermem lazım. Eve gitmem lazım. Çünkü bu akşam çok özel bir yemeğimiz var. Yarın baksak? Mutlaka sana göstermem lazım. Gümüş. Hay Allah ya. Bilmem ki ne yapsak. Bak ben şimdi yola çıkıyorum, tamam mı? Yalının önünde buluşalım. Engin, alo. Babamla ilgili o kadar az şey hatırlıyorum ki. Bir keresinde hasta olmuştum. Bayağı ateşlenmiştim sanırım. Babam bütün gece başımda beklemiş. Sabah uyandığımda yanımdaydı. Alnımdan öptü beni. Hiç uyumadın mı diye sordu. O da beni üzmemek için şimdi geldim. Kocaman oğlansın. Bir de başını mı bekleyeceğiz dedi. Ya sen hiç fotoğraflarını görmüş müydün? Bir kere Pınar göstermişti. Bak. İşte. Keşke tanımış olsaydım onları. Gelmemiş herhalde. Yok, gelmemiş daha. Ben bekleyeyim istersen. Sen git, geç kaldık tamam. Zaten tamam mı? Bana bak, Mehmet'e söyle hemen geliyorum, merak etmesin. Tamam beni. Canım. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Yenge, misafirim var. Engin diye bir bey. Ha, geldi mi? Geldi geldi yenge. Burada bekliyordu, ben de buyur ettim, aşağıda bahçede tamam, bekliyor. Tamam canım, sağ ol, sağ olasın. Nerede kaldınız kızım? Geldik işte anneciğim. Herkes sizi bekliyor. Hoş geldin Engin. Hah Gümüş. Ya kusura bakma, buraya kadar gelip seni rahatsız ettim. Estağfurullah canım, olur mu? Tamam. Gümüş nerede? Geliyor kapıda. Estağfurullah. Bunları senden ayrıldıktan sonra hazırladım. Hepsini incelemeni istiyorum. Tamam. Yarın fikrini alacağım, tamam mı? Tamam. Gümüş, bak bugün unutup yolumuza devam edeceğiz, tamam mı? Hiçbir şeyin seni yıldırmasını istemiyorum. Merak etme, kolay kolay pes edecek değilim. Gümüş, şu azmine hayranım.